Hakan'ım. Hakan'ım. Hadise mahalline ait fotoğraflar ve bazı deliller. Aileler ne diyor? Ailelerin birçoğu cesetlerin kocalarına ait olduğuna dair şahitlik etti. Zindandan nasıl kaçmışlar peki? Gemiye nasıl binmişler? Hakan'ım, zindandaki eski bir tünelden kaçmışlar. Lakin gemiye nasıl bindiler, nasıl gittiler muamma. Gemiye ait bir batık. Yok Hakan'ım. Hakan'ım, o kadın hadise mahalline gelip kocasının cesedini teşhis etti. Cesetleri Müslüman ve gayrimüslim diye ayırdınız mı? Ayırdık Hakan'ım. Ona göre defin muamelesi yapılacak. Bu kişi neymiş peki, gayrimüslim mi? Müslüman Hakan'ım. Lakin hanımı gayrimüslim. Kimin cesediymiş? Paşanın Hakan'ım. Mezarlıklara gidin paşa. Mezarcılarla konuşacaksınız. Emredersiniz Hakan'ım. Gayri tabii hadiseyle karşılaştınız mı? Vallahi ben de zaptiyeye bildirecektim paşam. Neyi bildirecektin? Paşam, bildirecektim. Billahi bildirecektim. Adam benim asabımı bozma. Seni bu çukura gömerim. Konuş. Sabah geldiğimde bazı mezarların açık olduğunu gördüm. Cesetler yoktu. Bunlar yeni defin miydi? Yeni defindi paşam. Zaptiyeye gitmeyi düşündüm ama başıma bela gelir diye gitmedim. Paşam affedin. Vazifeden alındın. Sebebi ne olursa olsun, işini layığıyla yapmayanı vazifede tutmadık, tutmayız. Hakan'ım, mezarlıkları gezdim, nasihatimizi aldım. Lakin garip bir durum var. Nedir paşa? Hakan'ım, bekçilerin bazıları sabah geldiklerinde mezarların kazıldığını ve cesetlerin çalındığını söyledi. Tam tahmin ettiğim gibi. Hepiniz benim için birer kahramansınız. Ölümsüz birer kahraman. Abdülhamit'in ipini sizin ölümünüz çekecek. Hepinizin hikayesi tarihe geçecek. Ölü birer kahraman. Abdülhamit'in zindanlarında mı yaşamak istersiniz? Yoksa Avrupa'ya kaçıp ömür boyu Abdülhamit'in hafiyeleriyle uğraşmayı mı? Ama bir daha memleketimize dönemeyeceğiz. Söylediğiniz gibi İngilizler bizim ölümümüz üzerine müdahale edeceklerse, Jön Türkler başa gelse bile ortaya çıkmamız mümkün değil. Bu saatten sonra ölüsünüz. İhtilalde meydana çıkamazsınız. Çünkü ihtilal sizin üzerinizden başlayacak. O halde arkadaşlarıma ve bana verdiğin söz tutun. Merak etmeyin. İngiliz gemileriyle gideceksiniz. Size kimse dokunamayacak. İngiliz donanması hazırlandı. Sizler için sarayı topa tutacaklar. Sizlerin hikayesi üzerinden Abdülhamit'in yıkılışını göreceğiz. Taleplerimiz yerine getirilmedi. Getirilmeyecek. O insanlar mahkeme edilmiş suçlulardır. Ellerini kollarını sallayarak, yaptıkları yanlarına kâr kalarak payitahtı terk etmelerine müsaade etmem. O halde müdahale kaçınılmaz olacak. Her zoru göğüslüyoruz. Devletin haysiyetini çiğnetmem. Geliniz. Gemilerinizle mi geleceksiniz? Çanakkale'yi geçebilirseniz geliniz. Ruslar yukarıdan mı gelecek? Sarıyer tabyalarını geçebilirseniz buyurun gelin.
Gel. Hünkârım, istihbaratımız İngiliz gemilerinin yönlerini payitahta çevirdiğini söylüyor. Demek gelmekte kararlılar. Büyük gemilerle geliyorlarmış hünkârım. Paşa, Çanakkale'ye asker sevk ediniz. Hoş, gelemeyecekler ama biz yine de tedbirimizi alalım. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, bu arada emriniz üzerine Rothschild Efendi de geldiler.